Herkese merhaba, ben Afra. Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi 3. sınıf öğrencisiyim. Bu video serisinde günlük konuşma dilinde kullandığımız cümleleri Türk işaret dilinde göstermeyi, kullanmayı öğreneceğiz. Türk işaret dili dünyadaki diğer dillerin aksine iki el kullanılarak gösterilen bir dildir. Dilin temeli tabii ki alfabedir. Bu sebeple video serimize alfabeyi öğrenerek başlayacağız. İsterseniz başlayalım. A harfiyle başlıyorum. A harfini gösterirken bir elimi 2, diğer elimi 1 yapıyorum ve A harfini bu şekilde oluşturuyorum. A ya da A fark etmez. B harfi işaret ve baş parmak birbirine bağlı iki elimde de ve diğer parmaklar kapalı şekilde B harfini bu şekilde gösteriyorum. B. B. C harfi bu şekilde. C. Ç harfine geçmeden önce şunu belirtebilirim. Türk işaret dilinde tüm noktalı harfleri biz bu şekilde şıklatmayla gösteriyoruz. Örneğin C buydu. Ç ise bu. Ç. Diğer noktalı işaretleri de, noktalı harfleri de bu şekilde göstereceğiz. B harfi de C harfini hiç bozmadan bu şekilde gösteriliyor. D. Bir elim böyle, bir elimde de işaret parmağım. D. Ufak bir tekrar yapalım. A, B, C, Ç ve D. E harfinin birçok gösterimi var. En sık kullanılanlar. Bir elimi 3 yapıyorum, yan yatırıyorum ve diğer elimin işaret parmağını getiriyorum. E. E harfi. Bir diğer gösterimi ise E. Bu şekilde ve diğer elimin işaret parmağını E. F harfine geçiyoruz. F harfinde baş ve işaret parmağımız açık. Tam tersini çeviriyorum ve işaret parmağımı buraya getiriyorum. F. F. G harfinde bir parmağımı C yapıyorum. Az önce yapmıştık. Bir parmağımı daha getiriyorum. Alta G harfi oluyor. G. G harfi böyle gösterilir. Yumuşak G. G'yi hiç bozmuyorum ve çenemin altından geçiriyorum. Yumuşak G. Bu şekilde gösteriliyor. H harfi işaret ve serçe parmağı aşağı gösterecek şekilde diğer elin işaret parmağı ortaya gelecek. Bu H harfi. H harfi bu şekilde gösteriliyor. H. I harfini işaret parmağımla gösteriyorum. I. I harfini ise hiç bozmadan şıklatıyorum parmağımı. I. 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 J harfi elimin işaret ve baş parmağı açık. Baş parmağımı biraz büküyorum ve burayı sanki bir kaydırakmış gibi diğer elimin işaret parmağıyla kaydırıyorum. Bu J'dir. Burada önemli olan nokta bir şıklatma olmayacak J'de. Sadece burada bir kaydırma işareti yapacağız. J. K harfine geçelim. K harfi orta parmağımız ve işaret parmağımız birbiriyle bitişik. Aynı şekilde diğerinde bitişik. Ve bir tanesini aşağı göstereceğim. Diğerini ise onun bu kemiğimiz olan yere getireceğim. K. K bu şekilde gösterilir. K. L harfi işaret ve baş parmağım açık. L. J'ye benziyor ama J'de unutmayın ki baş parmağımı biraz büküyordum. L'de tamamen dik bir şekilde gösteriyorum. L. M harfi iki tane 2 yapıyorum. İki elimle de ve aşağı doğru çeviriyorum. Bu M harfi. M. N harfi ise bir elimle 2, diğer elimle 1 yapıyorum ve ters çeviriyorum. Bu da N harfi. N harfi böyle gösterilir. O harfi bütün elimiz açık, parmaklarımız açık. Sadece işaret ve baş parmağı bitişik şekilde olacak. O harfi bu şekilde gösteriliyor. O. Ö harfi, Ö harfi bildiğiniz gibi noktalama işaretli olan bir harf ve aynı şekilde O harfinin üstüne şıklatıyorum. Bu Ö harfi oluyor. P harfi için iki parmağımı kullanacağım. İşaret ve orta parmak. Bunu ters çeviriyorum. Orta parmak aşağı bakacak şekilde ve işaret parmağım onu kavrayacak, yani bükülecek şekilde duruyor ve bu P harfi oluyor. Tabii ki bunun tam tersi de olabilir. Yani işaret parmağı aşağı ve bu biraz zor benim için en azından. Diğeri daha kolay. Tam tersi olabilir. Bunu göstermek istedim ama çok olmadı. R harfi P'de yaptığımızın aynısı. Sadece diğer elimizin işaret parmağıyla ona bir
kol ekliyoruz ve bu R oluyor. R böyle gösterilir. S harfi için parmağımı ay şeklinde yapıyorum. Diğer parmaklarımı da aynı şekilde yapacağım ve bunu kuyruğundan birleştireceğim. S. S. Ş harfi, S harfinin aynısı, sadece şıklatacağız. Bu şekilde şıklatıyorum. Bu Ş harfi. T harfi için iki tane bir yapıyorum ve diğerini birinin üstüne getiriyorum. T. T böyle gösterilir. U harfi. U harfi yine C şeklinde. Bunu sadece yukarı doğru göstereceğim ve bu U harfi olacak. U. Ü harfi ise tabii ki de noktalı bir işaret, noktalı bir harf olduğu için üstünde şıklatarak Ü harfini gösteriyorum. V harfine geçelim. Elimizle iki yapıyoruz ve V bu şekilde gösteriliyor. V. V. Y harfi için V'yi böyle göstermiştik. V'yi ters çeviriyorum ve Y'nin çizgisini diğer elimin işaret parmağıyla getiriyorum. Y. Y. Alfabemizin son harfi olan Z harfini göstereceğiz. Bir elimle 2 yapıyorum, diğer elimle 1 yapıyorum ve 1'i yatırıyorum. 2'yi de onun üstüne yatırıyorum. Z harfi bu şekilde gösterilir. Z. Şimdi küçük bir tekrar yapalım. A. B. C. Ç. D. E. F. G. Yumuşak G. H. I. I. J. J. K. L. M. N. O. Ö. P. R. S. Ş. T. U. Ü. V. Y. Ve Z. Bu videoda Türk işaret dilinin temeli olan alfabeyi öğrendik. Bir diğer videoda günlük konuşma dilinde kullandığımız cümleleri öğreneceğiz. Hoşça kalın.